Arkadaşlar selamlar, sevgiler, saygılar. Müthiş bir Telegram oyunuyla karşınızdayım. Tabii amacımız oyun oynamak değil, play to airdrop. Yani airdrop kazanmak için oynamak. Hemen gösteriyorum. Aşağıda açıklamalarda linki var. Tıklayınca böyle bir ekran açılıyor size. Ve sonra play'e tıklıyorsunuz aşağıdan. Ve Ninja Squad oyunumuz açılıyor. İlk başladığı anda girdik bu oyunumuza. Biliyorsunuz bu tip oyunlara bazen erken girmek faydalı olabiliyor. Bazen de uğraşıyorsun. Hiçbir şey çıkmayabilir. Ama zaten genç kardeşlerimiz oyun oynuyor. Bilgisayar başında vakit geçiriyor. Aç bunu da kenarda. En azından hesabını aç. Bazen çünkü şartlar şöyle oluyor. Şu tarihten önce hesap açanlara airdrop vereceğiz diyor. Oynamasan bile hesabım vardı benim kardeşim dersin. Gelirsin. Belki küçük bir yatırımla, belki yatırımsız bir airdrop kazanılabilir. Bir taraftan da yürüyorum da biraz sakinleşelim, yavaşlayalım. Burada günlük check-in'leri yaptığın için, oyuna girdiğin için sana bazı ödüller veriyor. Şimdi bu Clash of Clans türü oyunları belki biliyorsunuzdur. Yani bir askeri birliğin olur. Çalıştırırsın, odun kestirirsin, ekim biçtirirsin mesela. Şu an bizim elemanlar burada çalışıyorlar. Bakın ekim biçiyorlar. Şu taraftakiler odun kesiyorlar. Gariplerim ya. Oyun içerisinde bile kölelik yaşıyorlar. Yapacak bir şey yok. Biz de birliğimizi büyütmemiz lazım. Savaşlara gireceğiz falan. Şu bizim birliğimiz. Bakın kaçmış leveli. Level 6. Savaşlara girdikçe ganimetler kazanıyorsun. Şöyle ne bileyim kas kazanmışız. Onları taktıkça daha da güçlü oluyorsun falan. Sonrasında menü gidip detaylı bir anlatım mı yapalım, özet mi yapalım? Birazcık özetleyelim. Şuradan yağmalama menüsü var. Yağmalama seçeneği. Farklı bir savaş seçeneği. Buradan elemanları gönderiyorsun. Yağmalama yapabiliyorsun. Ya da şuradan Battle'a tıklayıp ilk başta Beginner ile başlayıp daha zaten kendinizi, takımınızın gücünü anlıyorsunuz. Baktınız yenemiyorsunuz. Demek ki biraz daha alt kategorilerde yapmanız lazım. Sonra yavaş yavaş yükseltip daha fazla ödül veriyor falan. Öyle savaşmaya devam ediyorsunuz. Burada ne derler ona? İçtimaya çağırıyorsunuz. Düdüğü çaldığınız zaman, tabii sesi açmayayım şimdi. Hepsi toplanıyor garibim. Onun dışında şurası ana menümüz. Dokunduğum yerde iz çıkıyor. Ninjaların durumuna bakabiliyoruz falan. Buradan onları görebiliyoruz. Solda ninja. Shop'a geldiğimiz zaman buradan bir şeyler alınabiliyor. Bu oyunda da herhangi bir şey almadık, satmadık, çekmedik. İleride yatırım yapma aşamasına gelirsek ben size bilgi veririm. Çok aceleci olmayın, başlayın. Yavaş yavaş kendisi çalışsın. Oyunu açık bırakmanız gerekmez. Çünkü şöyle bir mantık var. Mesela savaşa gönderiyorsun ya, elemanlar sonra yoruluyor. Bakın mesela batarya işaretleri var. Birkaç kere savaşa gönderdiğin zaman enerjisi bitiyor zaten. İstesen de gönderemiyorsun. Veya çalışırken yoruluyorlar. Şurada bakın şarjları. Gönderemiyorsun şarj yoksa. O yüzden günde bir 10-15 dakika uğrasanız, birkaç kere uğrasanız böyle parça parça tamamdır. Açık tutmanıza gerek yok. O yüzden hoşuma gitti benim açıkçası. Burada elemanlar, tabii siz de ilk başladığınız zaman biraz daha eleman sayınız az olur. Onları şuradan şuradan tıklayarak gönderiyorsunuz. Ama şurada bir kapasiteniz var. 26 diyor ya şimdi. Gönderemiyorum. Mesela şu bir taneyi tutup çöpe atarsam, bakın 25 oldu. Şimdi bir tane tıklarsam gönderdi. Bak hatta ikisi aynı olursa 2'ye 2 oldu ya. Bunu böyle çarpıştırabiliriz. 3 ile 3'ü, 4 ile 4'ü. Peki bunu tek tek yapmak zorunda mıyız? Hayır. Şurada bakın auto setting diyor. Buna tıklıyorsun. Ve leveli mümkün olduğunca yüksek yapın. İşte level 9'a kadar olanların hepsini çarpıştır demek bu. Activate diyorsun. Bak kendi atmaya başlayacak şimdi. Bak atıyor, çarpıştırıyor. Atıyor, çarpıştırıyor. Şurası eksik olduğu sürece atmaya devam ediyor. Ve eş olanlar varsa çarpıştırıyor. Birbirine çarpıştırdıkça daha yüksek seviye elemanın oluyor. Olayın mantığı bu. Başka? İşte ordunu bu şekilde büyütüyorsun. Sonra şunlarda level up, upgrade yapabiliyorsun. Daha çok asker alıyor. Yine birliğini upgrade yaptığın zaman, şuradaki mesela 26'ymış benim level 6. 27 leveli yükselirse şuradaki birliğimin, İşte kapasitesi de yükseliyor falan. Bu şekilde daha çok asker gönderebiliyorsun. Daha güçlü oluyorsun falan. Başka neyden bahsetmedik? Şurada şans çarkımız varmış. Bir tane çevirelim mi? Hadi bir çevirelim. 31 tane bizim şeyimiz birikmiş. Hiç çevirmemişiz bunu. Dışarıda bir ödülü veriyor sana önce. Sonra içeridekiyle bir de içerideki çarkı 10x falan koymuşlar. 10 katı olabilir. Ama bize 1 katı geldi. Yani aynısı gelmiş oldu. Neyse buradan çark ödülleri var. Şuradan mesaj geldiyse sana mailden onları görebiliyorsun. Şuradan günlük check-in'lerimizi gördük. Premium pakette 3 dolara ve 5 dolara aslında bunları alabiliriz. Yani şu 14 gün sürüyor. Şimdi burada bir tane
Bir sezon 14 gün sürüyor. 14 gün sonunda herkes sıfırdan başlıyor. O yönden güzel. Hani çok geç kaldık falan diye düşünmeyin. Bir şey yok zaten. Mesela şu sürekli bir paketmiş. Aslında bunu alalım ya. 3 dolarmış bu, bir şey değil. Şu da 14 gün süren bir 5 dolarlık paketmiş. Yani sıralamalara girmek açısından olabilir. Ama başlangıç aşamasındaki arkadaşlarımıza gerek yok. Bir girin, oyunu görün, bir kaydınızı oluşturun. Linke tıklayın. Hem linkten gittiğiniz için size de bana da oyun içi para veriyor. Ha, bir şey değil. Şunlardan mı veriyordu? Ben de hatırlamıyorum artık ama yine de bir yerden başlamanız lazım. Bakın şurada sezonun bitmesine bir gün var. Ama bu sezon 14 gün boyunca sürekli. Kaçıncı sezon? İşte 5. sezondaymışız. 6. sezon, 7. sezon. Biz 1. sezondan beri içindeyiz. Belki diyebilir yani. 3. sezondan beri gelenlere. 5. sezondan beri içeride olanlara. Mesela örnek atıyorum. Ödül verebilir. Şurada sıralamamızı görüyoruz. Ranking. Jiyong Yong 986.000 point toplamış. Tuğba Detested var 758. Türk isimler de var. Mine var mesela. Bilmiyorum, bizim takipçilerimiz olabilirler, olmayabilirler. Türkler de bu oyunu oynuyorlar. Airdrop. İşte burada arkadaş davet et, savaş ve bilmem ne yaparak airdrop kazanmak için şey yap diyor. Şurada referansta da benim takipçilerim gözüküyor. Orada belki gözükmek istemeyebilirler. Ona tıklamadım. Onun dışında şurada paramız var. Oyun içi paramız. Settings'te ayarlar var. Başka da bir şey yok. Yani biraz belki detaylı uzunmuş gibi anlattık ama aslında bir dakikada öğrenecek bir şey yani. Hiçbir şey yok. Elemanları çarpıştır. Hatta otomatik pilota tıkla şuraya. Ama bu otomatik mesela şu an bir daha yeniden başlasanız tekrar auto'ya tıklamanız gerekiyor. Onu belki düzeltebilirler, bilmiyorum. O biraz gereksiz olmuş. Şimdi bunu atıyorum ya. Tekrar elemanı kendisi atmıyor. Bunu tekrar activate yapmam lazım. Onu yapmayı unutmayın. Bakın kendi lap lap çarpıştırıyor. Zaten bir çarpıştırmaya başladı mı bayağı bir sayı azaltıyor. Bak tekrar 25-26'ya ulaşarak bir yerde duruyor. Evet arkadaşlar. Oyun oynamayı sevenler için ya da airdrop kovalamayı sevenler için ya da ben bilgisayarım zaten sürekli açık diyenler için bu oyunda yine bombi oyunumuz var. Onda ayrı videosu var. Onu da masa üstünde açabilirsiniz. Açtığınız zaman da zaten bilgisayarda işlerinizi yaparken 2 dakika bunları çarpıştırırsınız. Ve belli olmaz, bir airdrop gelir belki. Belki ileride biraz yatırım da yaparız. Güzel bir paket göremediğim için ben yatırım yapmadım. Yoksa bu tip uygulamalarda airdrop mantığı genelde şöyledir. Biraz yatırım yapana, hani sen ona destek oldun o da sana olsun gibi. Ama illaki yatıracağız diye de bir şey yok. Vay vay vay. Şöyle zaten bu da ünlem veriyor. Bak diyor burada ödüllerim var diyor haftalık. İşte 5 kere girdim mesela. Onun ödülünü al diyor. Tamam diyorsun. Bazen bu çevirme çark, az önceki 31 hakkımız vardı ya, o kuponlardan gelendi o işte. Böyle görevi yapınca bazen kupon çark çevirme ödülü veriyor. Seni uyarıyor. Senin elemanları artık buraya gönderebilirsin diyor. Şöyle. Hatta bir tane kısa battle şeyi de, görseli de gösterelim. Şurada hangisine göndereceğiz? Uzun zamandır bunlara göndermedim. Çünkü ben yağmalamayı genelde yapıyorum. Elemanlar otomatik doldur diyorsun. Bakın çalışanlar falan gözüküyor. Gariplerim ya. Böyle karşına senin bir eleman atıyor. Ekibiyle beraber geliyor. Kapışıyorsunuz. Ses nasıl? Daha eski böyle Atari oyunları vardı. Onların müziğine benzettim ben biraz. Aldık mı bunu? Aldık herhalde. Tabii biz en düşük seviyeleri seçtik. İlerleyen seviyelerde işler daha da zorlaşıyor. Bunun karşında bana ne verdi? 5000 altın. 10 puan. Ve benim sıralamam 453.ymiş. Bayağı geride kalmışız. Bazen burada aksesuar da veriyor. Az önce gösterdiğim gibi. O seni güçlendiriyor falan. Böyle devam dostlar. Hadi bakalım. Bu videomuzda böyleydi. Kendinize iyi bakın. Ayrıca sadece bu oyun için geldiyseniz kanala, farklı uygulamalarımız var. Yürüyerek para kazandığımız güzel uygulamalarımız var. Değişik airdrop uygulamalarımız var. Kanaldaki şu videolarımıza bir göz atıverin. Hangisi? Telegram kanalımızda da var da YouTube'dan bulabilirsiniz. Para kazan videomuz var. Kanalda YouTube'da bulabilirsiniz. Konuşabilirsem. Ya da Telegram kanalımızda da böyle videolar direkt atıyorum zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Diyorum kendinize iyi bakın. Yorulduk. Görüşmek üzere.